Sırada yine çok merakla beklenen bir karşılaşma var. Kaan Kazkan ringe çıkacak değerli izleyenler. Karşısında Feroz Nejabi olacak, Afgan sporcu olacak. Her maçta olduğu gibi Kaan Kazkan bu maçta da ilk dakikada mücadeleyi bitireceğine söz verdi. Kaan Kazkan ve Feroz Nejabi karşı karşıya gelecek değerli izleyenler. Çok ciddi bir boy farkı var iki sporcu arasında, görebildiğiniz gibi 15 santim daha uzun. Feroz Nejabi Kaan Kazkan'dan ama Kaan yine ilk dakika içinde karşılaşmayı bitireceğinin sözünü verdi, garantisini verdi. Bakalım bu sözünü tutabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Mücadelemiz artık başlamak üzere. Önce mavi köşeni Afgan sporcu, Güven Spor Kulübü sporcusu Yücel Aspolat yapıyor antrenörlüğünü. 19 yaşında, 1.85 boyunda, 63 kilogram ağırlığında profesyonel MMA'de 3 maç yaptı. İkisini kazandı, birini kaybetti. Firuz Necrabi! Beşi rakibi kırmızı köşede sporcumuz, Kazkan Crossfight sporcusu Murat Kazkan yapıyor antrenörlüğünü. 27 yaşında, 1.70 boyunda, 61 kilogram ağırlığında profesyonel MMA'de 8 maç yaptı. Dördünü kazandı, dördünde de pes ettirdi rakiplerini. 4 kez mağlup oldu. O bir kral. The King! Kaan Kazkan! Karşılaşmanın hakemi Sayın Fırat Gök. Karşılaşmayı Fırat Gök yönetecek değerli izleyenler. Kaan Kazkan'ın maçına doğru geçiyoruz. Yine bir dakikada kazanacağım dedi. Bakalım bunu yapabilecek mi göreceğiz. Ve değerli bir konuğumuz var yanımızda. Ünlü yönetmen ama yönetmen kimliğiyle değil burada. Ya Türkiye'de MMA'nin M'si yokken... Yani ilk MMA sitesini kuran isim belki Can Evrenol bizlerle birlikte. Can hoş geldin. Kardeşim çok teşekkürler. Hoş bulduk. Çok heyecanlıyım. Bakalım Kaan ne yapacak? Yine bir dakika alacak mı? Ya çok iddialıydı her zaman olduğu gibi. Kazkan ailesi zaten çok iddialı bir aile her zaman. Kaan Kazkan bakalım neler yapacak? Arayı nasıl kapatacak bakalım onu çok merak ediyorum. Boy farkı var çünkü. 15 santim boy farkı var. Kaan Kazkan neler yapacak göreceğiz. Mücadelemiz başladı. Mavi köşe Firuz Nejabi. Kırmızı köşe Kaan Kazkan. Siyah şortuyla Nejrabi'yi. Yeşil şortuyla Kaan Kazkan'ı izliyoruz. Low kick ama harika bir takedown geldi Kaan Kazkan'dan. Rakibini yere indirmeyi başardı. Çok iyi side kontrole geçti hemen. Şimdi side kontrolden nereye doğru dönecek bakalım. North South'a gelebilir. Ayağını atıp full mount'u isteyebilir orada Kaan Kazkan. Ayağını atmayı başardı full mount pozisyonunda. Harika. 25 saniyede full mount'u bulmayı başardı. Buradan bakalım maçı bitirebilecek mi? Bir önceki Vendetta'da böyle bir pozisyondan sonra arm triangle'la kazanmıştı. Kaan Kazkan yine o arm triangle arıyor olabilir şu anda. Kaan Kazkan yine omzuyla kollarıyla rakibini buldu. Yine arm triangle'la kazandı. Vay be, vay yine 45 saniyede kazandı Kaan Kazkan. Muhteşem, yine dediğini yaptı Can. Muhteşem, muhteşem. Gerçekten hemen bir low kick vurup anında kapattı. Çift aldı. Muhteşem. Muhteşem indirdi yere. Gerçekten tebrik etmek lazım kendisini. Ya boy farkını nasıl kapatacak diye soruyorduk. En kolay yolu MMA'de belki. Bir tek tam rakibinizi yere indirmek yerde çok önemli kalmıyor zaten. Kesinlikle. Harika, harika bir şekilde Shane Carwin'in Brock Lesnar'ın Shane Carwin'i submit edişi geldi aklıma. İşte Kaan Kazkan yine bir galibiyet aldı. 5 galibiyet, 4 mağlubiyet kariyerinde. O 4 mağlubiyetinde Kaan çok gençken ve çok değerli, çok büyük rakiplere karşı geldiğini söylemek lazım. Yani kariyerindeki tüm maçlar zaten Sherdog'da da olan bir isim Kaan Kazkan. Ve ya Türkiye'deki MMA kariyerinde muazzam ilerliyor gerçekten. Ve de o başlangıçtaki yenilgilerin üzerine pes etmeyip devam edip böyle bir win streak'e gelmesi harika. Tebrik etmek lazım. Ayrıca da yani hakikaten ne kadar yetenekli olursa olsun 15 santim bir boy farkı korkutmuyor değildi. Ama... Çok büyük bir fark gerçekten ama çok güzel yere indirdi. Süper. Kaan Kazkan ve bir dakika bile sürmedi bu sefer. Şimdi kararın resmileşmesini bekliyoruz değerli izleyenler. Kaan Kazkan %50'nin üstüne çıkmış olacak böylelikle MMA kariyerinde. Artık 27 yaşında ya yani MMA sporcularının da artık zirve dönemi 28-32 arası diyebiliriz. O noktaya da geliyor. Neler yapabildiğini de görüyoruz artık dünya seviyesinde. Covid sonrasında önemli de pandemi sonrasında da Kaan'ı izlemeyi bekliyoruz. Şu ana kadar ilk dakikada kazanacağım iddiasının arkasında duramadı, olmadı. MMA dünyasında Mystic Mac'ten hep bahsediyoruz ama
Belki bir mistik kazgan var burada, mistik kazgan var burada. Bağlarbaşı'nın kanırıyımdır dedi kendisi maçtan önce. Gerçekten de öyle kazanmış durumda Kaan Kazgan. Ya Can şey soracağım. Yani maçın başında söyledim zaten ama Türkiye'de MMA'yi kimse bilmezken sen belki MMA'yi takip ediyordun Pride dönemlerinden beri. Bugün 2022 yılına geldiğimizde Vendetta gibi organizasyonun Türkiye'deki üst üste gecelerini görüyoruz. İlk gecesi de bu değil ve Türkiye'de MMA dünyasında çok başka bir seviyeye gelmiş durumda. UFC'ye olan ilgi de çok artmış durumda. Tahmin ediyor muydun böyle olacağını? Valla çok heyecan. Aslında ben daha da erken olmasını istiyordum. Yani dünyada bu kadar büyümüşken bu spor. Yani şu bugün... Bu akşam buraya gelip bu ortamı hissetmek çok keyifli gerçekten. Çok tavsiye ediyorum herkese. Canlı gelip izlemelerini de tavsiye ediyorum. Allah çok öyle. Çok heyecanlı. Çok kesinlikle heyecanlı. Öyle. Bambaşka bir tecrübe. Kaan Kazgan'ın da maç sonrası sevinci ekranlarımıza geldi. Bengisu'nun yanında Kaan Kazgan, bakalım değerli neler söyleyecek. İzleyenler, tam 43. saniyede rakibini alt eden Kaan Kazgan var yanımda. Kaan, bu maçı aldın. Neler hissediyorsun? Bizlerle ne paylaşmak istersin? Son 2015'ten beri zaten herhangi bir maçım ilk bir dakikaya geçmedi. Bu da diğerlerinden farklı olmadı. Türk'ün gücünü Afgan rakibime karşı bir kere daha gösterdim. Maçtan sonra bana rövanş istediğini söylediler. Ben her zaman hazırım. İsterse şu anda 40 saniyede tekrar da onu bitiririm. Benim için fark eden hiçbir şey yok. Ben Türkiye'nin en iyisiyim. Sponsorlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki organizasyonda kemer için görüşmek üzere. Tebrikler, teşekkürler. Evet değerli izleyenler, Kaan Kazgan galibiyeti aldı ve MMA'de de 3. maçımızın sonuna geliyoruz. Can, yani çok kısa olabilir muhabbetimiz ama Kaan'ın da ilk dakikada kazanacağı herhalde az çok belliydi. Çok teşekkürler sana değerli yorumların için. Ben teşekkür ediyorum. Kısa bir araya gidiyoruz değerli izleyenler. Aradan sonra yeniden karşınızda olacağız.